Ah. Yürümek aslında oldukça basit bir eylem. Sürekli adım atıyorsun. Nereye gittiğini çok da iyi bilmiyorsun aslında. En azından biz bilmiyorduk. Haritada basit bir rota çizdik. Oldukça basit. Önümüzde harita. Şehirler belli, köyler belli, yan yollar belli. A noktasından B noktası arasında ne kadar yan yol varsa, ne kadar yol yoksa oradan geçmeyi planladık. Plan oldukça basitti. Bir şekilde ilerleyip hayatta kalacaktık. Öyle de oldu. Demek ki plan işliyor. Sırtında bir çantam var. Çantanın içinde gerekli ihtiyaçlarım var. Yemeğin var, suyun var, çadırın var. Uyku tulumun, mutfak malzemen, ihtiyacın olan her şey var. Bir nevi ev. Kaplumbağa misali. Sürekli adım atıyorsun, rutin olarak. Sırtımdaki çantayı kemer altından almıştım bayağı bildiğiniz pazar malı. 60 liraya mı 70 liraya mı ne aldım? Dandik bir şey. Nasıl olsa yolda hırpalanacak diye çok da önemsemedim. Bunun derdini çekmedim değil tabii. Omzumdaki ağrıları halen daha hissediyorum. Birkaç hafta, özellikle ilk birkaç hafta her gün neredeyse her saat sırtındaki ağrılar ve acılar yüzünden ağlaşıyordum. Gerçekten bağırdığım oldu, isyan ettiğim oldu. Gittiğiniz yeri bilmiyorsunuz. Sürekli irtifa kazanıp irtifa kaybediyorsunuz. Bu da demek oluyor ki sırtınızda dört mevsim eşya olması lazım. Bir sonraki köy ne kadar uzakta? 3 aşağı 5 yukarı belli ama dağlık bölgelerde pek kestirilmiyor. 3 günlük 4 günlük yemek taşıyorsunuz. Suyunuz en az 2 litre su oluyor çantada. Yardımcı malzemeler, ufak tefek ihtiyaçlar, işte bilgisayar, kamera, o bu şu derken 20 kilo bir ağırlık. Sırtta 20 kilo o kadar da fiziksel zorluğu önemli değil. Ona vücut alışıyor. Biraz idmanla, biraz rutine bindiği için vücut alışıyor. Vücut alışıyor da zihin pek alışmıyor. Belki alışmak istemiyor. Sırtında çanta var. Çantada 2 litre suyum var. Günde 4 litre su, evet. Günde 4 litre suya ihtiyacım var. 4 litre su içmen gerekiyor. 1 litre yemek yaptın, çay yaptın. Döküldü, o oldu, bu oldu, ona gidiyor. Biraz konfor istiyorsan eğer 6 litre suya ihtiyacım var günlük. 6-7 litre diyelim. Çantana sadece 2 litre suyum var. Gittiğin yeri sadece haritadan biliyorsun. Bir yol var. Bazen yol da yok. Yol üstünde su var mı bilmiyorsun. Yol üstünde su varsa bile temiz mi bilmiyorsun. Peki ne kadar süre sonra yeniden su var bilmiyorsun. 2 litre su uygun şartta 2-3 saat. Hadi kendini zorladın 4 saat idare eder. 4 saat yürümek demek 10 kilometreye eşit. 10-12 kilometre. 10 kilometre boyunca dağdaysan eğer su var mı belli değil. Yoldaysan su var mı yine belli değil.
Bir köye vardığında köyde bir bakkal var mı? Erzak alacak bir yer var mı? Belli değil. Tam bir belirsizlik içinde sürekli ilerliyorsun. Karşına ne çıkarsa kabul etmek zorunda kalıyorsun. Bir süre sonra bu zorunluluk normale dönüşüyor. Çantanda 3 gün yetecek kadar yemeğin olduğunu düşün. Hadi kendini sıktın, 4 gün yemeğin var. Kimi bölgelerde 5 gün, 7 gün bir insan dahi görmeden yürüdüğüm oldu. Bu durumda bir takım yardımcı gıdalar imdada koşuyor. En temeli un. Her ortamda ekmek yaparsın. Karnını bir şekilde doyurursun. Akşam yemek yerken sabah kahvaltıyı düşünüyorsun. Sabah kahvaltı ederken yola yetecek kadar yemeğin var mı onu düşünüyorsun. Yemen gerekiyor çünkü çok enerji harcıyorsun. Fazla yersen aç kalacaksın. Sürekli paradokslar içinde yola devam ediyorsun. Yol karşına ne getirirse kabulleniyorsun. Kabullenmekten başka bir şansın yok çünkü. Bütün gün yapılan tek bir eylem var. Düzeltiyorum. Bütün gün yapılan iki eylem var. Yürümek ya da dinlenmek. Yürünen kısım oldukça ilginç. Sürekli adım atılıyor. Sürekli adım atılıyor. Her adımda bir adım öncesi geride kalıyor. Gördüğünüz her şey yanınızdan geçip gidiyor. Muhteşem, harika, güzel bir yere varıyorsunuz. Durmak için çok vakit yok. Çünkü ilerlemeniz de gerekiyor. Günde 15-20 kilometre kadar yol almak gerekiyor. Çünkü suyunuz kısıtlı, yemeğiniz kısıtlı, yolunuz uzun. Zamandan çok da sarf edilmiyor yani. Bütün gün yaptığınız ya yürümek, adım atmak ya da dinlenmek. Dinlenme kısmı düşündüğünüz gibi, ha çok yoruldum, çantamı bıraktım, dur şurada biraz uzanayım şeklinde olmuyor. Çünkü bunun için de fazla vakit yok. Dinleniyorum dediğim kısımda dinlenirken yemek hazırlanıyor. Dinlenirken ne bileyim tuvalete gidiyorsun. Dinlenirken kamp kuruyorsun. Dinlenirken yemek yiyorsun. Dinlenirken vücudunu yıkıyorsun. Dinlenirken sıçıyorsun. Dinlenirken çay kahve içiyorsun. Dinlenirken uyumaya çalışıyorsun. Dinlenirken uyanıyorsun. Dinlenirken çantanı topluyorsun. Yani aslında çok fazla bir tam anlamıyla boş vakit olmuyor. Bir şeyler yaparken dinlenmek, evet, paradoksal bir durum. Farkındayım. Ama en azından rutini kırmak amacıyla zihinsel anlamda bir dinlenmeye sebep oluyor gibi. Belki. Çok da emin değilim. Sırtında çantam var. Sürekli ilerliyorsun. Sabah uyandığın zaman akşam uyuduğun yeri terk ediyorsun. Yolda karşılaştığın birisini, sana iyilik yapan, ne bileyim yemek veren, evini açan, çamaşırlarını yıkayan, banyosunu kullanman için izin veren insanı terk ediyorsun. Yolda sohbet ettiğin insanları terk ediyorsun. Yolda gördüğün hoşuna giden her yeri ardına bakmadan terk ediyorsun. Her adımda bir adım öncesini terk ediyorsun. Terk etme eylemi bir süre sonra ağır bir yalnızlığa sebep oluyor. Evet, yolda bir sürü insanla karşılaşıyorsun, bir sürü arkadaşın oluyor, bir sürü yer görüyorsun ama hiçbiri hayatında kalmıyor.
Hepsini ardında bırakıyorsun. İlerlemek için buna mecbursun. Harika bir yer görüyorsun. Çok güzel, dümdüz. Çimenlik, manzarası muhteşem. Yakınında suyun var. Harika. Saate bakıyorsun, saat daha 3. Yürümek için 2-3 saat, mevsimine göre 4 saat daha vaktim var. İkilemler başlıyor. Kalsam mı, devam mı etsem? Biliyorsun ki devam ettiğinde öyle güzel bir yer yok. En azından yakınlarda yok. Devam etmezsen ciddi bir vakit kaybı. Oturduğun yerde daha çok gıda tükettin, daha çok su tükettin, vakit harcadın, kayıp. Yola devam ediyorsun. Yol bitmiyor. Hava kararıyor. Bırak kamp yapmayı, çadır kurmayı. Oturacak bir yer bile olmuyor. Karanlıkta yola devam ediyorsun. Bilmediğin bir yere kamp kuruyorsun. Yakınında evler var. Çok güzel. Ama evde manyağın biri mi var? Sapık mı var? Hırsız mı var? Seni gördüler mi? Acaba gelip kimse bulaşır mı? Hiç bunlardan haberin yok. Merak edip gelenler oluyor. Dilini bilmiyorsun. O senin dilini bilmiyor. Ortak bir dil yok. 3-5 bildiğin kelimeyle idare ediyorsun. Adamın derdi ne anlayamıyorsun. Çünkü mimikler başka, kültür başka, yaklaşım bambaşka. İyimser olmaya çalışıyorsun. İçinden bir ses temkinli ol diyor. Adam geri gidiyor. Karanlık oluyor. Uyumaya çalışıyorsun. Acaba tekrar gelir mi? Acaba hırsızlık yapar mı? Bela çıkarır mı? Bütün gece uyumadan çadırın tavanını izliyorsun. Sabah oluyor, anlıyorsun ki mahallenin en sevilen genciymiş. Bir zararı yok yani.